Mırmır balığı, Lithognathus mırmurus. Sparidia ailesine üye olan bu balığın aslen kökeni Atlanto-Mediteran'dır. Bu balığı Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de deniz çayırlarının olduğu kumluk ve çamurlu bölgelerde yapacağınız dalışlarda su altında görmeniz mümkündür. Balık diye bahsettiğimizde aklımıza gelen tipik bir görünüşe sahiptir. Genç mırmırlar birlikte sığ sularda dolaşırken yetişkinler daha çok yalnız ve derinlerde dolaşırlar. Fakat suların ısındığı zamanlar yetişkinleri de kıyıda görebilirsiniz. Uzun üçgen şeklinde kafaları öne doğru uzayan bir ağzı ve burun yapısı vardır. Çenelerin ön kısmında kesici, devamında ise yediklerini ezecek şekilde sıralı halde dişleri bulunur. Mırmır balıklarının temel menülerini yengeçler, kabuklular, derisi dikenler, balıklar ve solucanlar oluşturur. Kendileri de vatos, köpek balığı, orfoz ve akya gibi balıkların menüsünde yer alırlar. Çoğunlukla 25 cm boy aralığında olsalar da maksimum 50 cm boylara ulaşanları da bilinir. Dışarıdan bakıldığında zebra gibi bir renk ve desen skalasına sahiptirler. Mırmırın burun ve gözlerinin arası koyu siyah olmakla beraber vücudunun rengi gümüş gridir. Ve yanal çizgisi boyunca ortalama 15 tane dikine inen çizgileri bulunur. Yanlardan basık uzun vücudunun yan tarafında ortalama 70 tane pul vardır. Ortalama 3 yaşına ve 25 cm boya gelen dişiler, 2 yaşına ve ortalama 20 santim aralığına gelen erkekler üremeye başlarlar. Havaların ısınmasıyla Ege ve Akdeniz'de üremeye başladıkları da bilinir. Bu balıklar da hayatın ilk yarısını erkek, diğer yarısını dişi olarak geçiren protantrik hermafrodit balıklardandır. Ekonomik değeri yüksektir ve genelde olta ya da uzatma ağlarıyla avlanırlar.